Herkese selam arkadaşlar, ben Beyza, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Haziran ve Temmuz ayında neler okumuşum onlara bakacağız. Yaz döneminde YouTube'dan uzaklaşmıştım ve hiçbir video atamadım. Normalde ay sonu okuduklarım videolarını hiçbir şekilde aksatmamaya çalışırdım. Ama 3 aylık bir boşluğumuz oldu ve ben Haziran ve Temmuz'u böyle toplayıp sizlerle konuşmak istedim. Böyle toplu bir video çekmek istedim. Normalde Haziran ve Temmuz'da özet videoları da çekmek istiyordum, hani izlediklerimi de paylaşmak için, ama şu an öyle bir gücüm yok. O yüzden bu ayları biraz es geçeceğiz ve sadece okuduklarımı sizlerle paylaşacağım. Eylül ayı itibariyle biraz daha toparlanmaya çalışacağız. Haziran ve Temmuz'da neler okuduğumu tek bir videoda gösterip Ağustos'ta neler okuduğumu ayrıca çekmek istiyorum. Çünkü şu an Ağustos'un sonunda olduğumuz için. Birleştirmemin bir diğer sebeplerinden bir tanesi, Haziran ayında zaten toplam 3 tane kitap okudum. O yüzden ayrı bir video çekmeye değecek bir kitap sayısı değil. Kısacası böyle Temmuz'la birlikte birleştirdik Haziran'ı. Daha fazla uzatmadan başlayayım çünkü biraz fazla kitaptan bahsedeceğim. Bir de uzun zamandır konuşmadığım için benim dilim, ağzım yine açılırsa beni susturmak biraz zor olacak. O yüzden çok fazla uzatmayayım. Hadi başlayalım. Haziran ayında dediğim gibi toplam 3 tane kitap okudum. Bunlardan ilki Julia Quinn'in Bridgerton serisine başladım ve Yüreğe Söz Geçmiyor 1. kitabını okudum. Bridgerton serisine başlama dönemim, Bridgerton dizisinin 3. sezonu çıktı ve çok güzel bir PR çalışması yaptılar biliyorsunuz ki. Ve her yerde, artık sosyal medyada her yerde karşıma çıkmaya başlayınca, kitabı da hani çok fazla çıkmaya başladı karşıma. Kitap serisinde 4. kitap ama 3. sezon çıktı dizide. Onlar biraz öyle değişik ilerliyorlar. Çok paralel ilerlemiyorlar dizi ve seri. Artık kitabı da her yerde çıkmaya başladı. Galiba Rüyalar Gerçek Olsaydı galiba kitabın adı, tam hatırlamıyorum. Kitap kulübünde falan da konuştuk kitabı. Hani dizisini merak edip, işte kitabı, dizisini çok beğenip, o 3. sezonu çok beğenip kitabını okuyan falan da olmuş. Böyle karşılaştırmaları falan çok görünce artık dedim ki ben Bridgerton serisini okumaya başlayayım. Zaten tarih aşk kitaplarını çok seviyorum. Okumayı çok seviyorum. Hani neden Bridgerton'a başlamadım? 8 kitap olduğu için gözümü çok korkutuyordu. Öncelikli sebeplerinden bir tanesi bu. Sonra dedim ki bir başlayayım bakalım ne olacak. Zaten bağımsız ilerliyor hani şeyler. Yani kardeşlerin hikayelerini anlatıyor. 8 tane kardeşin ayrı ayrı aşk hikayesini anlatıyor ama hani yine de birbiriyle bağlantısız sayılır. O yüzden kısacası başladım Bridgerton serisine. Zaten 1. sezonunu izlemiştim. Daphne ve Simon'un hikayesi. Bunu herkes biliyor artık. Aslında kitap serisinden farklı. Yani dizide çizgisi aynı. Önemli olayları da aynı. Hani git gel olayları, aşk hikayesinde çizgideki git gel olayları falan, önemli olaylar aynı. Ama aralardaki böyle bazı küçük tatlı şeyler yok mesela dizide. Onları eklememişler. O yüzden kitabını okumak daha keyifliydi. Gerçekten her zamanki gibi yine kitaplar kazandı. Yüreğe Söz Geçmiyor yine de çok beğendim. Tek bir gecede bitirdim. 300-350 sayfa civarı bir kitap olması lazım. Ama gerçekten çok keyifliydi ve Yüreğe Söz Geçmiyor'dan sonra gaza gelip dedim ki her ay ben bir tane Bridgerton'u okuyayım. Okumaya başlayayım bakalım ne olacak. Ve her ay bir Bridgerton kitabı okumaya karar vererek Haziran ayında Yüreğe Söz Geçmiyor kitabını okudum. Daha sonra kaç puan verdiğimi de söyleyeyim. Burada hazır önümde 1000 kitap açıkken. 10 üzerinden 7 puan vermişim. Yani o kadar da bayılmamışım demek ki. Şöyle beni bu tarih aşk kitaplarını böyle aşırı böyle heyecanlandırmadığı sürece çok fazla puan veremiyorum maalesef. 7 puan vermemin sebeplerinden biri de hani şey, Daphne ve Simon'un etkileşimini çok beğenmedim. Kitap çok güzel. Zaten Bridgerton evrenini çok seviyorum. Hani bu Londra, işte sosyete, işte bu gazete olayları falan çok güzel. Yani kurgu olarak bence çok güzel bir konu. Ama Daphne ve Simon aşkı bana çok geçmedi. O sonunda yaşadıkları problem zaten aşırı sinir eden bir şey beni. Aşırı sinir eden bir şey. O yüzden oradan falan puan kırdım ve 7 aldı benden. Daha sonra Haziran'da Chasing Springs'i okumaya başladım. Artık bunu zaten okuma planlarımda falan da paylaşmıştım ama yorumunu sizlerle paylaşma fırsatım olmamıştı. Chasing Springs'in 1. kitabı Kusursuz, Elsie Silver'ın serisi. Bunu zaten 3. ve 4. kitaplarını Eylül ayında okumayı planlıyorum. Kusursuz'u okudum. Rodeo, kasaba ve çiftlik ekseninde geçen bir kasaba hikayesi, kasaba aşk hikayesi. Kızımız menajer ve bu adam da çok ünlü bir rodeocu ama artık hani 30 yaşlarına geldiği için emekli olması gerekiyor rodeodan. Ve bazı sakatlıklar da yaşamış. Ama bu işte rodeosunun son günlerinde bir sıkıntı yaşıyor ve bu kız buna menajerlik ve biraz da çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kalıyor. Ve bunların tabii ki etkileşim başladıktan sonra aşkları da alevleniyor. Ben rodeo olaylarını seviyorum. İlk okuduğum kitap rodeoculuk konusunda. Kasaba hikayesi olarak da aslında ilk okuduğum böyle kurgulardan bir tanesi. Son zamanlarda bu kasaba hikayeleri de, kasaba aşk hikayeleri de hani çok sık çıkmaya başladı. Ama ben rodeo sporu ekseninde değerlendireceğim. Spor denir mi buna? Bundan da emin değilim ama.
Hani bu olay üzerinden değerlendirdiğimde çok beğenmedim. Çok beğenmedim derken Rodeo aşkı bana hitap etmiyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Chestnut Spring serisi çok keyifli okuduğum bir seri. Bunu da belirteyim, altını çizeyim. Hani not düşerek devam ediyorum yorumuma. Ama bu Rodeo, ay söylemesi de çok zor bir kelime. Rodeo olayları bana çok geçmedi. Çünkü benim sevdiğim romantizm milyoner, milyarder ve zengin lüks arabalar tarzında ilerliyor. Yani herkesin sevdiği bir şey vardır. Lütfen kimse kimseyi eleştirmesin. Ya aşkları bana geçti. Gerçekten çok keyifli, eğlenceli bir seri. Ama Rodeo aşkı bana hitap etmiyor. Ama yine de çok beğenerek okuduğum kitaplardan biri oldu. 8 verdim buna da. Puan kırmamın sebepleri de işte bu... Ya o tarz şeyler sevmiyormuşum ben demek ki. Yani yapacak bir şey yok. Çok fazla da zorlamaya da gerek yok. Yine de Chestnut Springs'i çok seviyorum ama Rodeo aşkını çok sevmediğimi keşfettim bu kitapla birlikte. Daha sonra Haziran ayının son kitabı da tekrar okuma yaptığım bir kitap. Sarah J. Maas'ın Dikenler ve Güller Sarayı serisine tekrar başladık arkadaşımla birlikte. Tekrar okuyalım dedik. Ben Dikenler ve Güller Sarayı'nı geçen sene, yani 2023'ün Şubat ayında okumuştum. PDF olarak okumuştum. Arkadaşım artık hani fantastik çok seviyorsun sen, nasıl bunu okumazsın diye beni zorbaladığı için Dikenler ve Güller Sarayı'nı çok seveceksin diye resmen kafama silah dayayarak okuttu diyebilirim. Dikenler ve Güller Sarayı'nı okuduktan sonra çok beğendim ve dedim ki bu tam bana hitap eden bir seri. Ve o saatten itibaren, kitabı bitirdiğim andan itibaren ben Dikenler Güler Sarayı serisini toplamaya başladım. Zaten 5 kitabı falan var şuralarda bir yerde. Ama kitaplar çok pahalı olduğu için, sağ olsun Dex'te hani uygun fiyat bir yayın evi olmadığı için ben kitapları yavaş yavaş topladım. Ve 2023 yılında topladım aslında kitapları. Sonra okumak için, böyle seriye baştan başlamak için bir cesaret gerekiyordu ve ben o cesareti bulamadım. Bayağı bekledi seri, hani tamamlanmış bir şekilde işte bu zamanlara kadar beni bekledi. Sonra arkadaşımla dedik ki artık hani o Jump Shot'ı serisine başladı. Sarah J. Maas'ın bir diğer popüler olan serisi. Neyse, velhasıl Dikenler Güler Sarayı'nı bana seriyi toptan okutmak istedi. Ben dedim ki birlikte başlayalım hani artık. Öyle bir karar vermiştik zaten öncesinde de birlikte okuyalım diye. Velhasıl Haziran ayında Dikenler Güler Sarayı serisini arkadaşımla birlikte tekrar okumaya başladık. O ayda da Haziran ayında da birinci kitabını okuduk, Dikenler Güler Sarayı'nı. Yine çok güzel. Zaten çoğu olayını hatırlıyorum. Hani genel olarak olayları hatırlıyorum. Sadece böyle ufak hani hatırlamadığım evrenle alakalı birkaç detay vardı. Onları tekrar hatırladım ve ikinci kitabına başladım. Sis ve Öfke Sarayı'na başladım Haziran ayından sonra. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Sis ve Öfke Sarayı'na ben devam edemiyorum. Çünkü Rysant'a aşık olduğum için... Gördüğüm en iyi fantastik erkek karakter olduğu için gerçekten Aldrich üzgünüm. Gördüğüm en iyi fantastik erkek karakter olduğu için korkutuyor beni. Bunu yine daha önce de söylemiştim geçen videomda. Bazı kitapları çok seveceğinizi bilmek sizi korkutur ya, ona çok bağlanacağınızı bilmek ya. Sadece ben de böyle bir psikolojik problem yaşıyorum bilmiyorum. Sis ve Öfke Sarayı bana o kadar yoğun duygular yaşatıyor ki ben kitaba devam edemiyorum. 150-200. Sayfasında falanım ve Rhysand ve Feyre'nin aşkının zirveye ulaştığı noktada artık, yani o kitap diyorlar ki hani serinin en iyi kitabı, aşklarını en güzel yaşadıkları kitap ve en güzel kitap falan diyorlar. O yüzden Sis ve Öfke Sarayı'na beklentim o kadar yüksek ki belki de beğenmemekten korkarım ama beğenmemek gibi bir ihtimal olacağını sanmıyorum. Ve ben orada kaldım, tıkandım Sis ve Öfke Sarayı'nda. Arkadaşım da beni bekliyor. Hani biz o kitapta kaldık. Ben inşallah kafamı toparlayabilirsem o kitaba devam edeceğim ama okumadığım halde böyle şeyler hissettiğim için okuduktan sonra ne yaşarım bilmiyorum. O yüzden şu duygularla böyle bu şekilde kaldım ben bu seride. Sadece Haziran ayında bu 3 kitabı okudum. Dikenler Güler Sarayı'na 10 üzerinden 10 puan veriyorum zaten. Ben hani kendi kategorisine değerlendiriyorum. Mesela romantik kitapları romantik kategorisine değerlendiriyorum. Fantastik artı romantizm kategorisinde Dikenler Güler Sarayı 10 üzerinden 10 zaten. 10 üzerinden 100 falan benim için. Ama şey, kitap bireysel olarak değil, seri ve karakterler alıyor benden. Yoksa Dikenler Güler Sarayı'nda hani sevmediğim şeyler de var ama puan kırmıyorum yani. Çok bayıldığım bir seri. Temmuz ayında kaç kitap okumuşum toplam? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 kitap okumuşum Temmuz ayında. Güzel, gayet iyi bir sayı. İlk olarak okuduğum kitap Sonsuz İhtimaller Denizi. Bu kitap yine beni bayağı uzun bir süredir kitaplığımda bekliyordu. Böyle kapağından dolayı hani tesettürlü bir kızın böyle romantik olaylarını, işte aşk hikayesini okuyacağım için heyecanlıydım. Ama bu tesettür böyle benim beklediğim gibi bir tesettür değil. Ya şöyle, aslında kitabın anlatmak istediği böyle tesettürlü bir kızın böyle biraz daha böyle şey, İslami bir aşk hikayesi değil. Ben biraz daha açıkçası öyle bir şey okumak istedim galiba. O yüzden beklentimi karşılamadı.
Kitap aslında biraz ırkçılık üzerine yazılmış bir kitap. Amerika'da galiba İran mıydı, Irak mıydı? İran. İran asıllı bir ailenin küçük kızı lisede normal standart bir şekilde hani her öğrencinin olduğu gibi liseye gitmeye çalışıyor. Ama hani yaşam tarzından ve dini inanışlarından dolayı hani tesettürlü bir şekilde gittiği için insanların ona farklı bir yaklaşımı var ve kendi kimliğinden önce tesettürlü kimliği ön plana çıkıyor ve bunun hikayesini yazmışlar. Yani arkadaşlarıyla mesela normal liseli bir kız gibi bir ilişki yaşamak istiyor. Bir hani arkadaşlıkları, dostlukları olsun istiyor. Bir tane çocuktan hoşlanıyor ve onunla böyle herkesin yaşadığı gibi, herkesin yaşadığından kastım da öyle değil de hani yani normal görülerek bir hoşlantı yaşamak istiyor. Hani herkesin yaşama hakkı olan duyguları bu kız da yaşamak istiyor ama tesettürlü kimliği ön plana çıktığı için insanlar da buna o şekilde yaklaşıyor. Bunun hani altyapı da aslında bunun mesajı verilmeye çalışmış ve bunun eleştirisi yapılmış. Sadece hoşuma gitmeyen noktası şuydu. Hani beni hayal kırıklığına uğratan noktası şuydu. Elite dizisi vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Orada da birinci sezonda Nadia isimli bir kız var. O da tesettürlüydü. Sonradan işte lise olaylarında açılıyordu falan sonradan. Yani bambaşka şekilde bir yaşam tarzı sürmeye başlıyordu lisede yaşadıklarından sonra. Bu kızda öyle problem yok, açılmıyor ama normal bir lise öğrencisi hayatı yaşamak isterken dini değerlerinden de uzaklaştığını görmek beni biraz üzdü ve bunun aslında kitaba konu oluşu da beni biraz üzdü. Yani o konu beni biraz sinir etti açıkçası. Tamam yani herkese sen normal yaklaşmasını istiyorsun ama senin bir dini inanışın varsa ve ne bileyim o örtüyü başında taşıyorsan da bazı çizgilerden de çıkmaman gerekiyor. Benim görüşüm bu şekilde. O yüzden aslında üzerine çok fazla konuşabileceğim bir kitap. Ama beni hayal kırıklığına uğratan biraz fazla noktası olduğu için ben bu kitaba işte 7 vermişim ama 6 bile verebilirdim yani şu anki hissiyatımla. Evet, beni hayal kırıklığına uğratan bir kitap oldu maalesef. Sonsuz İhtimaller Denizi. Bu arada Tarih Mafi aslında bu tarz yazmıyormuş. Yani hangi serisiydi ya? Bu kadının çok iyi, popüler olan bir fantastik serisi vardı ama hatırlamıyorum şu an ismini. Hatırlayamadım yani gerçekten. Neyse. Bu tarz yazmıyormuş ve kendi çizgisini dışına çıkarak böyle bir kurgu yazmış. Bunu da takdir ediyorum açıkçası. Daha sonra okuduğum, Temmuz'da okuduğum ikinci kitap. Bir Cirita serisinin ikinci kitabı En Çok Beni Sev. Burada da Anthony ve Kate'in hikayesini okuyoruz. Aslında bu biraz daha yani Daphne ve Simon'dan daha çok geçti. Onların aşkı bana daha çok geçti. Biraz daha böyle tatlıydı bence. Böyle düşmandan aşka olayı olduğu için. Ya her kitapta yine aslında böyle bir tropu ele almışlar. Birinci kitapta Daphne ve Simon'da numaradan sevgili olup sonradan hani gerçek aşka dönüşüyor. Hani öyle bir klişe var. İkinci kitapta da düşmandan aşka. Hani başta birbirlerinden nefret ediyorlar. Sonra hani birbirlerinden etkilendiklerini fark ediyorlar falan. Öyle o şekilde ilerliyor kitap. Ve ben daha çok beğendim. Birinci kitaptan daha çok beğendim açıkçası. O yüzden 8 puan verdim. En Çok Beni Sev'i de beğendim yani. Daha sonra yeni bir seriye başladım. Deva Altaç'ın Kusursuzca Kusurlu serisi var. Rus mafyası ekseninde dönüyor o seride ve mafyanın liderini anlatıyor ilk kitapta. Kırgın fısıltılarda. Pardon. Ben daha önce Tuvaldeki Yaraları Mayıs ayında okuyup sizlerle paylaşmıştım zaten. Pardon. Temmuz'da devam etmişim. Arada bir ay atlamışız. Tuvaldeki Yaralar'da dediğim gibi Rus mafyasının liderini anlatıyor. Daha sonra Kırgın Fısıltılar'da da ekipteki onun hani yardımcılarından başka bir adamın hikayesini anlatıyor. Kırgın Fısıltılar'ın tropu da şu, yine zorunlu bir evlilik. Tuvaldeki Yaralar'da da biraz hani iş anlaşmasından doğan bir evlilikti. Bunda da yine aslında iki ailenin hani mecbur bir şekilde hani ya nasıl diyeyim böyle mafyatik olayların içerisinde berdel olduğunu düşünün. Hani berdel gibi bir mecburiyetten bunlar evlenmek zorunda kalıyorlar ana karakterlerimiz ve adamın bir çocuğu var. Ha, ya ben bu çocuklu o adam hani yani ilişkide bir çocuğun dahil olmasını hani ve kişilerden birinin geçmiş olması olayını çok beğenmiyorum okurken. Ama beni rahatsız etmedi açıkçası Kırgın Fısıltılar okurken. Çünkü böyle o olay tamamen ilişkinin içinde değildi. Biraz daha bağımsızdı. Böyle tamamen hani çocuk üzerinden bir ilişki olduğu zaman galiba ben çok hoşlanmıyorum. Daha önce öyle birkaç hani kurgu okumuştum ve beğenmemiştim o yüzden. Kırgın Fısıltıları da beğendim. Yani Neva Altaç'ın Kusursuzca Kusurlu serisi böyle iyi bir çizgide ilerliyor. Aşırı beni yükselten mafyatik olayları yok. Bu hatta böyle mafyatik olaylar çok böyle işte bileyim çatışma şu bu operasyon aksiyonu çok fazla dahil değil kitaba. İşte böyle hani mafyatik olaylarda genelde şey olur ya işte kızı kaçırırlar adam kurtarır falan o olaylar falan çok yok. Yani klişe sayılsa bile böyle heyecanlar aslında bence kitaba tat veriyor. Öyle çok fazla bir şeyler yoktu sadece adam mafya onu biliyorsunuz. Hani operasyonlara gidiyor onu biliyorsunuz. Hani zalim bir insan dışarıya karşı onu biliyorsunuz ama ilişkisinde pamuk gibi işte kediye dönüşüyor falan hani bu tarz ilerliyor. Beğendim. Kırgın Fısıltıları da beğendim. Üçüncü kitabını da belki okurum. Bu ay hani bir kafama eserse tek gecede bitiriyorum ben bu kitapları bunu da okurum. Daha sonra Operadaki Hayalet'i okudum. Operadaki Hayalet bizim kitap kulübümüzde seçilen bir kitaptı. Ben de kütüphaneden alarak okumuştum. Şu an o yüzden elimde yok.
Operadaki hayaleti ben beğenmeyeceğimi sanıyordum. Çünkü kitap kulübüyle toplantı yaptığımızda ben daha kitabı okumamıştım o ay. Sonra kitap kulübünde beğenilmedi Operadaki hayalet. Hani önemli dünya klasiklerinden olmasına rağmen beğenilmedi. Ve ben de o yüzden biraz ön yargılı yaklaştım kitaba. Ama kitap kütüphaneden almıştım çoktan. Elimdeydi. Hani elimdeyken de okumak istedim. Ve hani Mart Yayınları'nın bu kırmızı klasikleri var ya. Dünya klasiklerini çıkarttıkları bir seri var. O baskısı elimdeydi ve rahat okunuyor Mart Yayınları'nın puntolarından dolayı. O yüzden başladım kitaba. Hani nasıl bakalım ben de bir bakayım hazır elimdeyken kitap falan diye Operadaki Hayalet'e başladım. Sonrasında da meraktan ilerledi. Ben kitabı çok beğendim. Yani aşırı bayıldığım dünya klasikleri arasına girmedi ama beğendiğim dünya klasikleri arasına girdi Operadaki Hayalet. Ona da 8 puan vermişim bu arada. Beğenmemin sebeplerinden bir tanesi kurgudan ziyade biraz daha kitabın atmosferinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Paris Operası'nda geçiyor hikaye. Paris Operası'nda işte bir hayaletin olduğu ileri sürülüyor. Ve en önemli olayı söylüyorum. Bu gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış. Hatta gerçek bir olayın yansımasıyla birlikte yazılmış bir eser, dünya klasiği. Gerçekten o dönemde hani kaç yılında olduğunu hatırlamıyorum ama Paris Operası'nda böyle bir olay yaşanmış ve Paris Operası'nın en altında hayaletin evi olan böyle göl kenarında bir ev var. Yani ya düşünün, Paris'in altında göller hani bu şeyler falan var ya, kanallar falan var Paris'in hani altı su. Bunu biliyoruz. Hikayede de Paris Operası'nın en altında yıllar önce kapanmış ama hala orada olan bir göl ve göl evi var. Hayaletin evi. Çok böyle spoiler vermek de istemiyorum ama bu olaylar beni çok etkiledi. Böyle biraz daha hani sanatla alakalı bir hikaye olduğu için de galiba beni etkiledi. Bir aşk hikayesi değil. Böyle aşırı böyle aşk dolu bir hikaye değil. Gizem gerilim kitabı diyebiliriz. Hatta bazıları Itaki'den hatta korku klasikleri arasından çıkmış Operadaki Hayalet. Ama bence korku kitabı değil. Gizem gerilim kitabı. Gizemi okutuyor kitabı. Gerçekten hani hayaletle alakalı gizem okutuyor kitabı. Ben beğendim. Yani gerçekten sürükleyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Operadaki Hayalet'i sevdiğimi söyleyebilirim. Daha sonra yine kitap kulübümüzün kitabı olan Taş Kağıt Makas kitabını okudum, Alice Feeney'nin. Ona 7 puan vermişim. Bu da aslında gizem gerilim kitabı. Ben Alice Feeney'nin Ne Yaptığını Biliyorum kitabını önce okurum diye tahmin ediyordum ama kitap kulübüyle seçilince Taş Kağıt Makas'ı okudum. Bu kitap çok seviliyor ama ben çok beğenemedim bu kitabı. Sadece orta noktasından sonra patlayan bir şey vardı. Kitabın sonlarına doğru patlayan bir olay var. Onu tahmin edemedim. Hani böyle gizem gerilim kitaplarında tahmin edilir ya genelde. Bu şaşırtmaca beni şaşırttı gerçekten. O gizemin ortaya çıkışına şaşırdım bayağı. Tahmin edememiştim çünkü. Hani nasıl ya falan dedim. Hani bütün kitap boyunca fark etmediğiniz bir olayı dan diye fark ediyorsunuz. Öyle bir şaşkınlık. Bu kitaba 7 puan verdirdi zaten. Onun dışında eğer o olay olmasaydı gerçekten basit düzeyde bir gizem gerilim kitabı derdim. Polisiye değil zaten. Ama gizem gerilim. Polisiye sayılıyor mu ya? Biraz polisiye sayılıyor olabilir. Tam emin değilim. Ama polisiye olayları yok. O yüzden gizem gerilim. Tamam. Ya kendi içimde tartışmalarımı kameraya çok yansıtıyorum. Özür dilerim. Taş Kağıt Makas kitabında evliliklerini kurtarmak için bir hafta sonu tatiline giden bir çiftin yaşadıkları anlatılıyor. Ve gittikleri yerde acayip gizemli olaylar yaşıyorlar. Hani bu eksende ilerliyor kitap. Böyle çok korkusu yok yani, gerçekten korku anlamında bir şey yok. Sadece böyle gerilim anlamında birkaç ufak tefek olay var. Ama hani akıcı olduğu için kitap böyle tak 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 ilerliyorsunuz. Tam düşüncelerimi yansıtabildim bilmiyorum ama hani ortalamanın bir tık üstünde bulduğum bir kitap oldu Taş Kağıt Makas. Daha sonra yine bir mafya kitap okumuşum. Aslında çok benzer seriler. Kusursuzca Kusurlu serisiyle. Bunun da çünkü bir Rus mafyası var. Mate serisi. Mate serisinden En Tatlı Kaçış birinci kitap Mate serisinin. En Tatlı Kaçış kitabını ben Şubat ya da Mart'ta falan okumaya başlayıp anca bitirdim. Temmuz ayında. Çünkü kitabın ilk 100-150 sayfasını falan okuyup sonradan beğenmemiştim. Çünkü saçma bir tropla başlıyor. Bunu şimdi burada açıklamak istemiyorum. Merak eden gidip arka kapak yazısından baksın. Ve dedim ki nasıl ya, hani böyle bir şey nasıl bir aşka dönüşebilir, nasıl iğrenç bir şey bu falan dedim ve sonradan kitaba bayıldım. Çünkü başta öyle bir olay oluyor ama çok ilerisine götürmeden, yani o iğrenç noktaya getirmeden olayları çevirip farklı bir romantizme çeviriyorlar. Ya hala mesela yani o baştaki olaydan dolayı kitaba nefret kusan insanlar var, biliyorum. Bu kitap çok, bu seri daha doğrusu çok eleştiri alıyor, bunu da biliyorum. Ben de galiba o eleştirilerden etkilenerek ilk 100-150 sayfa okudum. Ya dedim hani beğenmeyeceğim. Erkek karakter çok etkileyici bu arada. Onu söylüyorum. En başından itibaren çok etkileyici. Kıza biraz gıcık oluyorsunuz. Ama ya erkek karakter harbi çok etkileyici. Şimdi yine aklıma geldi bu arada. O olay öyle o çizgide devam etmiyor. O yüzden sonradan hani çok güzel bir şeye çevriliyor ilişki. Hani mafyatik aksiyonu seviyorsanız. Ben En Tatlı Kaçış'ı çok beğendim o yüzden. 8 puan vermişim.
Yani kırma sebeplerim de belli. Hani o olay, o yani baştaki yani hikayenin başlama noktası biraz saçma. Hani hiç tasvip etmediğim bir konu. O yüzden öyle o şekilde. Ya of, çok meraklandırdım sizi şu an. Yani herkes videodan çıkıp en tatlı kaçış nasıl bir hikayeymiş ona bakmaya gidecek, biliyorum. Neyse, bu kitap hakkında çok konuşmayayım. Ya şöyle, ben dark romance okumayı seviyorum. Bunu zaten hani okuma tarzından ve gösterdiğim kitaplardan anlıyorsunuz. Hani burada kısa bir iç dökme yaşayalım. Şöyle, kimse kimsenin okuma tarzına karışamaz arkadaşlar. Şöyle, sinir olduğum bir nokta var. Güya herkes çok medeni. Hani güya herkes kimsenin, yani kimse kimsenin okuma tarzını eleştirmiyor. Ama böyle çok medeni görünen insanlar bile şey noktasında, ya işte bu kitabı beyni olan insanlar okuyamaz. Ya işte yani nasıl okuyorsunuz şu kitapları? İşte of, aşırı sinir oluyorum noktasında. Yani böyle yorumlar yapıyorlar kitaplar hakkında ve orada mesela sen o kitabı benim sevdiğimi biliyorsun ve böyle bir yorumda bulunuyorsun. Yani bu medeniyet dışı değil de nedir? Ya yani her konuda böyle entelektüel fikirler yürütürken bu noktada böyle bu kadar cahil kalmanız beni aşırı sinirlendiriyor. Yani bildiğin saygısızlık gibi geliyor bana aslında. Ben burada kimsenin işte ne bileyim birileri aşırı klasik okuyor ya da birileri aşırı işte ne bileyim kişisel gelişim psikoloji kitapları okuyor. Ya nasıl okuyorsunuz? Bu işte kişisel gelişim kitapları işte boş diye zırvalamıyorum. Ya da ya ben her tarz okuyorum açıkçası. Ve bu kitap bana ne keyif veriyorsa, benim kafamı dağıtıyorsa, ben bundan zevk alıyorsam hani yani sen bunu eleştiremezsin. Ya da ya bana direkt birebir bir eleştiride bulunan biri olmadı zaten ama hani bulunduğum ortamlarda böyle şeylere çok sık karşılaşmaya başladım bu ara ve bu gerçekten beni çok sinirlendiren bir şey. Hani biraz daha ne bileyim objektif olmak gerekiyor. Ben senin sevdiğin kitap hakkında saçma sapan ya nasıl bunu seversin demiyorsam sen de bana diyemezsin. Ya demiyor da zaten. Denmiyor zaten. Öyle bir şey de yok da. Hani ortaya güya laf atılıyor. Ya bu kitabı nasıl severler arkadaşlar falan oluyor. Ve o kitabı ben seviyorum. Seviyorum yani, yapacak bir şey yok. Ben kimsenin klasik okumasını eleştirmiyorsam, ki ben de klasik okuyorum bu arada. Sen de ben dark romance seviyorum diye işte bizim faydalı kitaplar okumamız lazım şeklinde gezemezsin. Ben canım ne istiyorsa onu yaparım. Hayat deneyimlerden ibaret zaten ve ben bunu deneyimlemek istiyorum. Ben bunu okuyup keyif almak istiyorum. Kafamı dağıtmak istiyorum. Bundan zevk almak istiyorum. Bu duyguları yaşamak istiyorum. Sen buna müdahale edemezsin, karışamazsın. Kendi eleştirini kendine sakla kısacası. Yani objektif yorum yapamayacaksan eleştirini kendine sakla. Objektif bir şekilde herkesin sevdiği bir tarz vardır. Onu seven de vardır, bunu seven de vardır. Sadece bu bana hitap etmiyor diyebilmelisin bence. Buradan da üstüne alınmak isteyen olursa da alınabilir. Şimdi devam edelim. Temmuz ayında okuduğum bir diğer kitap da Denizin Altında Düşen Kız. Bu Kore mitolojisinden gelen bir kitap. Daha önce Kore mitolojisi hiç okumamıştım. Mitoloji okumayı da severim bu arada. Hani fantastikle falan bağlantısı olduğu için. Denizin Altında Düşen Kız'ı bayağıdır herkes oku oku falan diye bana hani tekliflerde bulunuyordu. Hatta bu kitabı okuyorum diye Instagram'da paylaştıktan sonra böyle DM kutuma falan "Aa, hemen yorumunu bizlerle paylaş" falan gibi bir sürü mesaj geldi. Şaşırdım gerçekten hani. Çünkü çok sevilen bir kitap. Ben de çok beğendim. Ama mitolojik olarak çok güzel bence. Çünkü Kore mitolojisine daha önce hani hiçbir bilgim yoktu mitolojisine dair ve böyle hani kendi efsaneleri oluşu, böyle farklı farklı mesela olayların hepsinin işte bir tanrısı olup ona inanmaları falan biraz böyle şeye benziyor açıkçası. Yunan mitolojisine benziyor. Ama daha farklı bir atmosferi var. Bu videoda çok fazla atmosfer kelimesini kullandım bu arada. Neyse. Aşk anlamında beni çok tatmin etmedi. Böyle aşırı olağanüstü bir romantizmi yok kitabın ama hani Kore dizilerinin böyle tatlı böyle şekilde ilerlediği bir şey var ya, olay. Bu da o şekilde. Böyle heyecanlı olayları falan da var. Ya çok sürükleyici bir kitap aslında. Ben zaten kısa sürede bitirdim. Çok tatlı bir kitap. Tatlı ama mitolojisi de var. Böyle heyecanlı bir fantastiği de var. Güzel bir kitap ya. Yani beğendim Denizin Altında Düşen Kız'ı ama herkes "Oo, çok güzeldi" diyor ya. O mertebeye gelmedim. Ama beğendim bunu da gerçekten. Buna da 8 puan vermişim Denizin Altında Düşen Kız'a da. Bu arada kitapların konularının çoğunu anlatmıyorum. Çünkü zaten gevezeyim. Kendi yorumlarımı anlattıktan sonra konusunu anlatmaya fırsat olmuyor. Ve video çok uzar eğer ben konularını anlatırsam. Daha sonra Chestnut Springs'in ikinci kitabını okudum Temmuz'da. Kalpsizim. Bunda da şu olay var. Adamı daha önceden evlenmiş ve bir çocuğu var. Ve kadın var. Ve kadın var. Çocuğa bakıcı olarak geliyor kadın. Aslında bakıcılık değil mesleği. Ama bu yaz hani ne yapayım ne yapayım derken tam böyle bir iş var diye arkadaşa teklifte bulunuyor. Birinci kitaptaki kadın karakterin en yakın arkadaşı. Bu da birinci kitaptaki erkek karakterin abisi. Diyorum ya hani aynı karakterler var, aynı ekip var diye. Ben dediğim gibi bu çocuk dahil olduğunda hikayeyi çok sevmiyorum ama Kırgın Fısıltılar'da olduğu gibi beni rahatsız etmedi. Aksine çok güldüm çünkü çocuk hikayeye mizah katmış. Ve kadın karakterin öyle bir enerjisi var ki
aşırı güldüm ya. Çok gülerek okuduğum bir kitap oldu. Bu kitabı beğendim. Ben bu kitabı beğendim. Biraz önceki konuşmam var ya, onu kitapla da bağdaştırabilirsiniz. Evet, beğendim ben bu kitabı. Ve beynim de var. Aklım fikrim yerinde. Ve çok keyifli okuduğum bir romantizm kitabı oldu. Ya bazı insanlar vardır, kitaplardaki eleştirilecek noktaları ortaya koyarak sadece bunun yorumunu yaparlar. Ben bu kitapları okudum. Bu kitaplar benim vaktimi aldı ve beğendiğim yönlerini sizlere anlatıyorum ki eğer siz de hani bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız öneri olarak alıp okuyup beğenebilirsiniz. Olumsuzlukları beni çok etkilediyse olumsuzluklarını da anlatıyorum beğenmediğim noktalarını, ama beğendiğim kısmı ağır bastığı için ben bu kitaba beğendim diyebilirim. Beğendim, evet. Chestnut Spring serisi smart bir seri bu arada, bunu da söyleyeyim. Mate serisi de smart bir seri, bunu da söyleyeyim. Kusursuzca Kusurlu serisi de smart bir seri, bunu da söyleyeyim. Ben neden bu kadar hararetlendim bilmiyorum. Neyse, velhasıl Kalp Sizi de ben beğendim Chestnut Springs'in. Hatta birinci kitaptan daha çok beğendim. Birinci kitapta dedim hani o rodeo olayları beni çok etkilememişti diye. Adam rodeocu değil, çiftçi bu arada. Hani kendi çiftliğini yönetiyor. Şey, böyle buzdolabı gibi bir adamdan. Kızın enerjisiyle birlikte hani yumuşama dönemini falan okuyoruz. Ve çok mizahı yüksekti bence. Birinci kitaptan daha fazla hani böyle çok gülerek okuduğum için, beni eğlendirdiği için bunu kabullendim böyle bu şekilde. Daha sonra okuduğum diğer kitaptan Açık Erkekler Gizli Görev'de. Açık Erkekler Kitap Kulübü serisinin ikinci kitabı. Ya ben birinciyi daha çok beğenmiştim. Bunda zengin gece kulübü sahibi bir adam var mesela. Benim çok sevdiğim bir erkek klişesi. Ama birinci kitapta hokey oyuncusu olmasına rağmen, hokey oyuncusu muydu işte, sporcu aşkı olmasına rağmen, hani ben bunu daha çok severdim normalde konu olarak baktığınızda. Ama birinci kitap daha eğlenceliydi. Yine onda da işte biraz önce bahsettiğim gibi kahkahalarla gülmüştüm. Bunda öyle bir şey olmadı. Bu çok standart bir şekilde ilerliyordu. Böyle romantizmi yükseltmedi, mizahı yükseltmedi falan. O yüzden böyle düştüm bu seride. Üçüncü kitabı var elimde şu an. Onu okuyacağım. Onda belki tekrar yükseliriz, toparlarız, ama birinci kitabını çok beğenmiştim. Çok tatlı bir seri falan diyordum. İkinci kitapta bunu yaşamadım maalesef. O yüzden, ama yine de ona rağmen 8 vermişim. Allah Allah. Yine de beğendiğim bir seri ama birinci kitaptan bir tık düşüktü yani. Bence bu şey olayı hoşuma gidiyor. Erkeklerin böyle gizli bir kitap kulübü var ve böyle kendilerince operasyonlar falan düzenliyorlar. O olay tatlı yani. O hani bu kurgunun asıl olayı bu zaten ve hoşuma gidiyor o olay. Ama aşk hani hikayelerini değerlendirdiğimde birinciyi daha çok beğenmiştim. Evet, Temmuz okuduklarım da bu şekildeydi. Temmuz'da da toplam 9 tane kitap okumuşum. İşte bazılarını PDF'den okuyorum, bazılarını kütüphaneden okuyorum, bazıları elimde oluyor falan. Böyle karışık. Elimde olmayanların resimlerini buralara bir yere koyuyorum zaten. Okuduklarım bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz bu kitaplar hakkında? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yani kitaplar hakkında yorumlarınızı lütfen yorumlara yazın. Yani olumsuz eleştirilere kabulüm bu arada. Ben hani olumsuz eleştiri, ya sevmediğim bir, sizin sevmediğiniz bir kitabı ben seviyorum diye objektif eleştirinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama kırıcı bir şekilde ya işte beyniniz yok, nasıl kitaplar okuyorsunuz falan yapmayın ya. Artık yani gelmişiz 2024'e. Lütfen yani biraz medeniyet ya Rabbim, lütfen biraz medeniyet. Lütfen bu aradaki bu konuştuğumuz iç dökme mevzusunu da, yani herkes kendini bir ölçsün. Belki siz de fark etmeden bunu yapıyorsunuz. Ben de gerçekten kendimi sorguladım. Benim de acaba ağzımdan hani sevmediğim, birini sevip de benim sevmediğim bir kitap hakkında kırıcı sözler çıktı mı diye. Tabii ki hiç kimseye gidip yüzüne karşı nasıl bunu seversin demiyorum. Yakın arkadaşlarımızla şakalaştığımız oluyor bu arada, ama şaka bazlı olduğu zaman zaten kabul edebilirim. Ama hani kitap konuşulduğu bir ortamda bu böyle ortaya atılıyor ve sen mesela, yani benim o kitabı sevdiğim belli bir şey mesela, ya da beni de geçtim hani bu kitabı seven insanlar olabilir o ortamda diye, mesela bu tarz kitap okuyanlar olabilir diye bir düşünmek lazım. Velhasıl söyleyecek bir şey yok çok fazla. Ne demek istediğimi anlattığımı umuyorum. Bunları burada konuşmamız gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden hani yoksa bu kısmı kesip atabilirim yani. Ama bence konuşulması gereken ve herkesin kendini dönüp bir ölçmesi gereken bir konu. O yüzden uzattım yani bu kadar. Evet, okuduklarım bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.